Subhanallah. Bir elbise dikerdi. Mesela terzilik yapıyor. Elbise dikişi yapacak. Her dikişinde her iğneyi içine sokup çıkarttığında Subhanallah derdi. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Bir kere bir elbiseyi dikerken bir iğnesinde Subhanallah demeyi unutuyor. O elbiseyi bitirdiği anda elbise paramparça hemen yırtılıyor. Güçlü kuvvetli olmuyor. Ya zikirsiz iş yaparsan sonucu kötü olur. Allah'ı hatırlamadan iş yapanların akıbetleri iyi olmadı sürekli Allah'ı hatırlayarak iş yaparsanız, dilinizden zikri düşürmezseniz, İdris Aleyhisselam gibi yaptığınız iş ne olursa olsun kuvvetli ve sağlam olur. Biz bu peygamberler tarihini bu yüzden konuşuyoruz. Asıl ders budur. Ya Ders çıkartmak kendimize. O yüzden dilinden Subhanallah zikrini, Allah'ı zikretme hiç düşürmediği için çok ders yapan, müdarislik yapan, medrese diyoruz ya, medrese bak derase, müderris diyoruz ya. O yüzden ismi İdris'tir. Efendim şekli şemaili nasıldı? Diyor ki İdris Aleyhisselam beyaz tenliydi, uzun boyluydu, büyük karınlıydı, geniş göğüslüydü, kaba sakallı, iri kemikli, güzel yüzlüydü. Yürürken adımını kısa atardı, önüne bakardı. Vücudu az kıllı, başı çok saçlıydı. Vücudunda yaratılıştan beyaz bir nokta vardı, onu söyledim. Sesi ince ve konuşması çok mülayimdi diyor. İdris Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü yer Mısır ve Yunanistan ahalisine. Mısır ve Yunanistan. Yunanlar İdris Aleyhisselam'ı çok iyi bilirler yani. He. Yani hikmet, hilafet gibi üç, efendim üç nimete birden sahip olmuştu. Hem peygamberlik kendisine verildi, hem hikmet verildi, hem hilafet verildi. Halkı üç kısma ayırmış İdris Aleyhisselam. Demiş ki amirler var. Çünkü İdris Aleyhisselam döneminde insanlar daha da çoğaldı. Adem Aleyhisselam kadar değil. Daha kalabalık dünya. Amirler var, alimler var, avam olarak insanlar var. Dolayısıyla... Böylece idare edenler ile idare olunanlar hususunda ilk düzenlemeyi yapan kimmiş? İdris Aleyhisselam. İnsanları böyle sen şunu yap, sen bunu yap sistematik hale getiren ilk insan kim? İdris Aleyhisselam kıymetli kardeşlerim. İdris Aleyhisselam diyor, efendim eee Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kumla yazı yazılmadan sorulmuş. Bu hadis-i şerif nerede geçiyor? Müslim hadis-i şerifi mesacit babında. 537. hadis-i şerifte geçiyor diyor. Efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anil hattı bin ramli. Kumla yazı yazmaktan sorulmuş. Fe kâle innehu kâne nebiyyun yehutlu bihi. İdris ki kumla da yazı yazardı. Fe men vâfeqe hattahu fedâk. Hattatların piri kimdir? İdris aleyhisselamdır. İlk yazı yazan kimdir? İdris aleyhisselamdır. İlk kitap yazan kimdir? İdris aleyhisselamdır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o yazısı İdris Aleyhisselam'a muvafık olan ne güzel iş yaptı. Dolayısıyla bize küçükken öğretirlerdi ilk yazıyı bulan Sümerliler. Ya ne Sümerleri ya? Sen bize ne anlatıyorsun ya? Eskiden bize derlerdi işte güneş duruyor, gezegenler etrafında dönüyor. Ben çok iyi hatırlıyorum fen derslerinde falan. Şimdi bilim açıkladı. O zaman da Kur'an-ı Kerim aynıydı. Şimdi de Kur'an-ı Kerim aynı. Kur'an-ı Kerim o zaman da ve şemsü tecili müstakarrillaha. Güneş yörüngesinde akar gider, hareket eder diyordu. Bize okulda diyorlardı ki güneş duruyor. Babamlar da diyorduk ki ya bunlar size yanlış öğretiyor kardeşim. Babam söylerdi bize Yasin-i Şerif'i çok okuduğu için bilirdi. Sohbetlere de giderdi Cübbeli Ahmet hocamızın, İsmail Hünelci hocamızın. Oradan da şuurlanmıştı yani bak. Bizi de uyarıyordu yani bu yanlış bir bilgi diye. Sonra bilim bir geldi bir geldi. Aa güneş hareket ediyormuş. Ya kardeşim sen bırak şimdi sen Kur'an'daki ilme bilme bak ilk önce. Burada her şey var. Peygamberler tarihini araştırdın Yok. E nereden biliyorsun ilk yazının Sümerler bulduğunu? Hazreti İdris ya. Adem Aleyhisselam'a sahife iniyor. Şit Aleyhisselam'a sahife kitap iniyor. İdris Aleyhisselam'a kitap iniyor. Sen nasıl diyorsun Sümerliler buldu? Sen dini sevmediğin için İdris Aleyhisselam'ı söylemek istemiyorsun galiba ya. Ya, ya arkadaş. Böyle şeyleri ilkokulda öğretiyorlardı ama ilk yazı yazan İdris Aleyhisselam. Bu nerede geçiyor? Müslim hadisi şerifinde geçiyor kardeşim. Bu inkar edilir mi? Müslim inkar edilir mi? İdris Aleyhisselam'ın bir lakabı vardı. Is, i̇smi vardı. Üsenmuhu her mesul heram ise efendim manası neymiş? El Esedül Kaviyü Şedid, aslanların aslanı. İdris Aleyhisselam'a böyle söylenirmiş. Kendisi e, Mısır ve Yunanistan ahalisine hakikatleri öğretmek üzere peygamberlik görevi de kendisine verilmiş ve sahifeler verilmiştir. Oralara gitmiştir kardeşlerim. O zamana kadar Adem oğulları hayvan derileriyle örtünüyordu. Biliyorsunuz e, Havva annemiz ve Adem Aleyhisselam kısası da bunu anlatmıştım size. Ama bazı şeylerden elbise dikmeyi, kalem ile yazı yazmayı, ok ve yay ile ölçü ve tartı kullanmayı yıldızları hesaplamayı yıldızlara bakıp hesaplar yapmayı mevsimlerin oluşması ayların vesaire bunu sisteme dökmesi efendim hesap ilmi ölçü tartı ilmi ok kullanma yay kullanma harp aletleri imal etme yani kılıç çekme ok yapma çünkü Kabil oğullarıyla bir savaş başlayacak artık çünkü. Eskisi gibi dünya masum değil. Eskiden Şis Aleyhisselam yukarıda, Kabil oğulları aşağıda birbirine karışmıyorlardı. Ama artık Şis Aleyhisselam'ın oğulları aşağı indi. İdris Aleyhisselam en son kandı, en son kaldı düzgün iş yapan olarak. E, insanlara hidayet erdirmeye çalışıyor. Kabil oğulları azınca millet birbirine giriyor. Bu sefer ne oldu? Savaşlar başladı. Müslümanlar tarafı, kafirler tarafı. Kabil oğullarına karşı ilk savaşan Hatta bazı rivayetlerde ilk esir alan, ilk savaş kazanan İdris Aleyhisselam'dır. Anladın mı? İlk defa kaside, manzum söz söyleyen, efendim, kurduğu 180 adet şehirden en küçüğü Urfa şehridir diyor. İdris Aleyhisselam ve Urfa'yı kim kurdu? İdris Aleyhisselam. 180 tane şehir kuruyor. Çünkü bunlar ilk insanlar. Kuracaklar. Yani nesil çoğaldığı için artık var oldukları şehir yetmiyor. Bu sefer yeni bir şehir kurulması lazım. İdris Aleyhisselam insanları yönetiyor. Ondan önce İdris Aleyhisselam bin tane şehir kurmuştu zaten. Dünya büyüdükçe şehirler kuruyor. İdris Aleyhisselam da bak Urfa'yı kurdu diyor. İlk böyle kaside, şiirler, güzel şiirler tabi böyle saçma sapan değil. Allahu öven, peygamberi öven, efendim Adem Aleyhisselam'ı öven şiirleri İdris Aleyhisselam yazmıştır diyor. Bak bu bilgiler nerede bulacaksın sen ya? Biz de sana anlatmaya gayret ediyoruz kıymetli kardeşlerim.